Ben Furkan Çörekoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Bu hafta gördüğünüz gibi videomuzu yeni mağazamızdan sunuyorum. Mağazayı adresini ve nasıl ulaşabileceğini merak edenler hemen aşağıda açıklama kısmındaki link üzerinden rahatlıkla keşfedebilirler. Bu haftaki videomuzun konusu uygun fiyata hazır sistem arayanlar için biçilmiş kaftan olan iki farklı seçenekle geliyor. İlk hazır sistemimizin adı Apu, ikinci hazır sistemimizin adı Apu Pro. Apu 2500 TL, Apu Pro 3700 TL. Bu iki hazır sistemin özelliklerine bakmadan hemen önce bu hazır sistemler kimlere hitap ediyor, bu hazır sistemlerle neler yapabilirsiniz, kısaca bunları açıklayacağım. Hazır sistemlerin ikisi de günlük işlerinizde sizleri çok rahat bir şekilde idame edebilecek, çok rahat akıcı bir şekilde kullanabileceğiniz, bunun yanında 4K ve benzeri içerikleri rahatlıkla tüketebileceğiniz, ofis programlarını, EBA'yı rahatlıkla kullanabileceğiniz ve bunun yanında eğer isterseniz GeForce Now gibi teknolojilerle birlikte akıcı bir oyun oynayabileceğiniz sistemler. Sadece GeForce Now'la mı oynayabilirsiniz? Hayır. Dilerseniz bu rekabetçi basit oyunları, işte Counter Strike, Valorant, PUBG gibi oyunları da bu videodaki hazır sistemlerdeki ayarlarda oynayabilirsiniz. Özellikle ikinci hazır sistemimize ben dikkat çekmek istiyorum. Ekran kartı kıtlığı ve stokların sorunları normale döndüğü zamanlarda İçerisindeki güç kaynağını biraz daha yükselterek RTX 2060, 1660 Ti veya AMD tarafında 5600 veya 5500 XT gibi kartları kullanıp rahatlıkla günümüz oyunlarını akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir sistem. Çünkü onun içerisinde bir Ryzen 5 işlemci var. Eğer gelecekte ikinci sistemi yükselteceğinize kesin gözle bakıyorsanız bu sistemi satın alırken güç kaynağını mutlaka yükseltmeniz gerekiyor. Eğer gelecek konusunda pek emin konuşmak istemiyorsanız, ben o zaman işte başka bir ekran kartıyla birlikte yeni bir sistem alırım diyorsanız da bu sistemi bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki hazır sistemde montaj ve test hizmeti ücretsiz olarak seçildiğinde 5 ila 7 iş günü içerisinde kargoya verilecek. Bu montaj ve test hizmetin içerisinde neler var, gelin isterseniz bunlara yakından bakalım. İçerisinde deneme sürümü Windows 10, BIOS güncellemeleri ve sürücü güncellemeleri kurulu şekilde, nizami şekilde kablolamaları yapıldıktan sonra kargoya veriliyor. Tabi dilerseniz bu seçeneği seçmeden hızlı kargo seçeneği de satın alabilirsiniz. Gelin isterseniz bu hazır sistemlerin detaylıca yakından özelliklerine bakalım. Apu hazır sistemin içerisinde Ryzen 3 2200G işlemci bulunuyor. 3.5 GHz hızına çalışan 4 core 4 thread bulunuyor. İşlemcinin maksimum boost clock hızı ise 3.7 GHz. Bu boost clock'u overclock'la sakın karıştırmayın. Boost clock daha farklı bir teknoloji, daha farklı bir olay. Kendi işlemci hızını otomatik olarak yükselttiği bir olay. 65 watt'lık TDP değerine sahip bu işlemci AMD socket yapısını kullanıyor. Anakart olarak ise Gigabyte'in A320MS2H modelini kullandık. Üzerinde 2 adet RAM slotu bulunan micro ATX bir anakart. Üzerinde bulunan bu 2 RAM slotuna maksimum 32 GB 3200 MHz hızında RAM'leri takabilirsiniz. Bu anakartı özellikle tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi ise içerisinde bulunan NVMe yuvası. Neden bu NVMe yuvasına dikkat çektiğimi videonun devamında anlayacaksınız. Genelde uygun fiyatlı hazır sistemlerde böyle SSD'leri görmediğiniz için bu sizi şaşırtabilir. Sistemin fiyatına uygun bileşen kalitesini yüksek tuttuk. Sistemde 8 GB 3000 MHz hızında çalışan CL15 gecikme değerine sahip Kingston HyperX RAM'leri kullandık. Eğer bütçeniz yeterliyse mutlaka bu sistemi 16 GB RAM ile birlikte satın alın. 16 GB RAM ile olan dual channel çalışan Apu'lar çok daha hızlı çalışıyor, çok daha performanslı çalışıyor. Anakarttan bahsederken NVMe yuvasından bahsetmiştik. Bu hazır sistemin içerisinde Kingston A2000 serisi bir NVMe SSD kullandık. 256 GB kapasitesi bulunan bu NVMe SSD'nin okuma hızı 2000 MB saniye, yazma hızı ise 1100 MB saniye. İşletim sistemin yanında CSGO, Valorant, PUBG gibi oyunları rahatlıkla barındırabilecek ve bunun yanında bir miktar depolama alanı bırakabilecek bu SSD'yi dilerseniz seçenekler üzerinden de yükseltebilirsiniz. Anlayacağınız üzere bunlar Apu hazır sistemler. Apu hazır sistemlerin içerisinde ekstra bir ekran kartı bulunmuyor. Ekstra ekran kartı yoksa görüntüyü nereden alıyor? İşlemcinin içerisinde bulunan Vega 8 grafik biriminden. 8 çekirdekli bir grafik birimi bu. Bu günümüz oyunlarında sizin ihtiyacınızı minimum düzeylerde rahatlıkla görecektir. Sıra geldi iki hazır sistemde de ortak kullandığımız kasa ve güç kaynağına. İki hazır sistemde PowerBurst'un B001S model 300 Watt güç kaynaklı Mid Tower güç kaynaklı kasanı kullandık. Dediğim gibi bunlar Apu işlemciler olduğu için beraberinde ekstra bir ekran kartı olmadığı için
Bu güç kaynağı bu işlemciyi rahatlıkla besleyecektir. Eğer dilerseniz de bu kasayı, bu güç kaynağını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bu sistemde ek olarak Trust marka 2218 Ziva model kablosuz klavye ve mouse seti geliyor. Bunu da isterseniz televizyonunuza bağlayın, isterseniz bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablosuz klavye mouse setini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkinci hazır sistemimiz Apu Pro. Apu Pro'da diğer bütün hazır sistemlerimiz olduğu gibi ücretsiz montaj ve test kurulum hizmetiyle birlikte satın alınabiliyor. İşlemci olarak bu hazır sistemin içerisinde Ryzen 5 Pro 4650G modelini kullandık. İşlemcinin üzerindeki Pro ibaresi ne diye dikkatinizi çekerse eğer AMD Ryzen 5 Pro standart Ryzen işlemcilerden daha farklı. Apu'lardan farkını ayıran ve diğer işlemcilerden farkını ayıran en bariz özellik şu: İş istasyonlarında ve daha stabil bir deneyim için tasarlanan işlemci overclock yapılamıyor. Eğer overclock yapılamamasını dezavantaj olarak görüyorsanız, overclock yapmayı düşünüyorsanız da bu işlemciyi değiştirip farklı bir model tercih edebilirsiniz. Alta çekirdek 12 izleye sahip bu işlemci 3.7 GHz hızında çalışıyor. 65 W TDP değerine sahip işlemcimiz AM4 soket yapısını kullanıyor. Bu other sistemde ise Asus'un A520 M3K MicroATX anakartını tercih ettik. Üzerinde bulunan 2 adet RAM yuvasıyla birlikte 64 GB 4600 MHz'e kadar RAM'leri rahatlıkla takabiliyorsunuz. RAM'lerden bahsetmişken yine bu hazır sistemde Kingston'ın HyperX serisi 3200 MHz'lik RAM'lerini kullandık. 8.8 16 GB dual channel çalışan RAM'ler gayet performanslı, gayet iyi. Bunları da yine oyunlarda fark edeceksiniz. Depolama tarafında yine bu hazır sistemde diğer hazır sistemde kullandığımız gibi Kingston'ın A2000 serisi NVMe SSD'ni kullandık. Yine diğer hazır sistemde olduğu gibi aynı okuma yazma hızlarına sahip. Bu arada NVMe SSD benim ne işime yarayacak derseniz onu da bir altını kısaca çizeyim. Oyun açılış hızlarında, Windows açılış hızlarında ve kullanacağınız ofis programlarında yüksek boyutlularda olduğu zaman zip dosyalarını çıkartırken bu NVMe SSD'nin çok rahat farkını görebiliyorsunuz. Bütün dosyaları SATA SSD'lerden bile çok daha hızlı yapıyor. Son olarak yine bu hazır sistemde de diğer hazır sistemde kullandığımız kasa ve güç kaynağını kullandık. Dilerseniz bu kasayı güç kaynağını değiştirip farklı bir model tercih edebilirsiniz. İçerisinde bulunan 300 Watt'lık güç kaynağı bu işlemciyi de rahatlıkla besleyecektir. Gelin hadi bu hazır sistemlerin performansına, benchmarklarına yakından bakalım.
videomuzun sonuna geldik. İki hazır sistemde gelecekte upgrade etmeye ve yükseltmeye açık hazır sistemler. Bu işlemciler gayet kuvvetli. Bunları gelecekte yükseltebileceğinizi unutmayın. Eğer bu hazır sistemleri satın almak istiyorsanız hemen aşağıda açıklama kısmında bulunan sitemizden rahatlıkla güvenli satın alabilirsiniz. Sistemin fiyatının stoklara sınırlı olduğunu unutmayın. Eğer bunun gibi uygun fiyatta hazır sistemlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.